Evet. Buyurun. Tekirdağ Motor Derneği'nin değerli üyelerini bayağı bir kalabalık grupla geldiler. Çanımızın değerli beldesi Terzalan'dayız. Yanımızda da değerli başkanımız Tuncay Bey burada. Kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Evet. Bu gelenek nereden kaynaklanıyor? Buyurun. Gelenek nereden kaynaklanıyor? Nasıl tanışırız? Şimdi öncelikle ne diyelim? Kardeşimiz, arkadaşımız burada yanımızda. Arkadaşımızın aracılığıyla, vasıtasıyla bu işler başladı. 5 yıl oldu. Tabii 2 sene pandemide ara verdik. Her geçen günde çoğu olarak kalabalık sayı artarak devam etti. İnşallah devam ettirmeyi de umuyoruz. Önümüzdeki sene daha da büyüğünü yaparız. Arkadaşlarımızı seviyoruz. Gönül bağımız var. Bir de araya giriyor ama ilk önce kendini tanıtır mısınız? Şimdi biz sizi tanıyoruz ama biz bu şey yayınlayınca sizi tanımayanlar açısından. Yani şöyle, ben Terzalan Belediye Başkanı'm. Adım Tuncay Göymen. Bu dönem ikinci dönemim. İki dönemdir işte belediyemize hizmet ediyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz. Çalışmalarınızı başarılar. Güzel hizmetler yaptık. Güzel eserler yaptık. Kalıcı eserler bıraktığımızı düşünüyorum. Belediyemize en azından şurada röportaj yaptığımız Gölbaşı tesisleri. Evet, bu tesisi de yeni yaptık. İleriki yıllarda açacağız. Bir girişimci kardeşimiz bulursak ve en kötü ihtimalle belediye olarak çalıştırmayı düşünüyoruz. Yani hizmetler tabii var. Ama bunun haricinde bir de bir şey var. Yani gönül dostu var. Böyle arkadaşlıklar var. Güzel muhabbet var. Bunlar çok daha farklı şeyler yani. Beton değil yani. Bu farklı bir şey. Bu tamamen böyle bir gönülden gönüle bağ. Samimi arkadaşlıklar, dostluklar. Yani şimdi bir Terzalanlı'nın bir Tekirdağ'da, İstanbul'da bilinmesi veya bir Tekirdağlı'nın bizleri tanıması, evet, aramızda böyle bir köprünün oluşması, bu çok daha farklı bir sosyal arkadaşlık, dostluk, çok daha farklı bir proje. Ben işte 5 sene arkadaşlarımızın aracıyla bu işe başladık. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da büyüterek devam edeceğiz. Dostluğumuzu, arkadaşlığımızı, her şeyimiz daha da büyüyerek devam edecek. Muammer kardeşim. Bu yolu beraber çıktık bu yola. Evet, Kadir Bey'le beraber. O da organizasyonu yapıyor. Yani kendisi de Çanlı. Hem Çanlı hem, evet, Tekirdağlı. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onlara her zaman teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii zaten böyle aracılar olmasa zaten tanışmamız, buluşmamız şey olmuyor, mümkün olmuyor. Evet. Bu buluşmamızı, tanışmamızı sağlayan değerli organizatör Muammer kardeşimize de söz verelim. Evet, buyurun bakalım. O bakalım Muammer ne diyor? Görüşlerini alalım. Ne diyor? Ben teşekkür ediyorum kendisine. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Öncelikle başkanımıza bu sene 5.sini düzenlediği bu organizasyonda dolayı tüm motorcu, Tekirdağlı motorcu arkadaşlar adına teşekkür ediyoruz. Biz kendisinde dediği gibi 2 yıl aradan sonra özlediğimiz ve çok sevdiğimiz coğrafyadayız. Evet. Her ne kadar farklı illerde yaşasak da gönüllerimizin biri olduğunu daha önce de ben size söylemiştim. Evet. Özel günlerde buraya katılımcıların hepsi başkanımızı ismen tanırlar. Tekirdağ bölgesinde kendisini çok tanır herkes. 5 sene önce sağ olsun kendisi iyi bir örnek göstererek, yani bu Çan'a yapılan gezileri çok iyi keşfetti. Bizi davet etti. Ve motorcu arkadaşlar birçok gezi yapmamıza rağmen Terzalan'da takılı kaldık. Sağ olsun buradaki başkanımız başta olmak üzere ekibi ve Terzalan halkının bu güzel yürekli insanların sıcaklığı bu arkadaşları buraya vazgeçilmez hale getirdi. 5 senedir buraya, 1 sene sonrayı iple çekiyoruz. İnşallah. Ama bir de şöyle bir şey, lafınızı bölüyorum ama iyi bir ekipsiniz. Başkanımız olsun, siz olsunuz, bu gelenler olsun. Hakikaten çanımıza, beldemize değerler katıyor. Aramızda bizim şimdi ortak sevdamız motosiklet. Aramızda doktordan minibüs şoförüne, evet, polisten hemşiresine, evet, hoca da tanıştık. Farklı yaşlarda, evet, çok farklı yaşlarda ve farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız. Evet, var. Aynen doğru. Fakat bizi bir araya getiren, motor sevdası olsa da bizi buraya getiren, bu konuda mütevazı olamayacağım, sağ olsun başkanımızdır. Evet. Daha hakikaten kendileri karşılığa ağırlamıştı. O günden sonra Tekirdağ Motosiklet Derneği ve civar İstanbul'dan da misafirlerimiz var. Değerli yerlerden de misafirlerimiz başkanımız var. O da. Tabii. Başkanım siz de gelir misiniz? Çan gezisini iple çeker hale geldik. Gerçekten daha önce de yine söylemiştim.
bir gönül köprüsü oluştu Tarzalan'la Tekirdağ arasında. Biz gruplar halinde gerek iş yerinde gerek motor toplantılarında başkanımız da geldi. İsimlerini çok zikrediyoruz arkadaşların. Tekirdağlı kardeşlerimiz buraya geldiği zaman artık ben Çanlı olmama rağmen bazıları benden fazla tanınır oldu. Bu çok iyi bir gönül köprüsü oldu ama bizim açımızdan. Ama tabii burada bir emek var. Gördüğünüz tabii. gibi bir insan sevdiği ve sevildiği yere gelir. Tabii. Sağ olsun başkanımıza, ekibine ve özellikle Tarzalan halkına ve Çanlı arkadaşlarımıza, hemşerilerime diyeyim. Biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tüm motorcu arkadaşlarımız buradan gittikten sonra milyonlara ulaşan bir paylaşımlar göreceksiniz sosyal medyada. Yani bir başkan beldesini, coğrafyasını bu kadar sevdirebilir. Aynen. Bu kadar reklamını yapılır. Ben bu anlamda da kendisine bir Çanlı olarak, bu coğrafyada doğmuş büyümüş biri olarak çok teşekkür ediyorum. Kadir Başkanımızı ben 20 yıldır Tekirdağ'da yaşıyorum. Benim can dostumdur. Bizim bu gezilerimize başkan olarak arkadaşların da bir katılımları oluyor. Çok güzel bir şey oldu. Abi özel yansın. Günlerde birbirimizi davet ediyoruz. Cemiyetlerimize başkanımız geliyor. Biz onun cemiyetlerine geliyoruz. İnşallah kendisinin dediği gibi daha uzun yıllar bunun sürmesini istiyoruz. Zaten şimdi anlattıklarınıza baktığımda değerli başkanımızda gönül köprüsü var ki tabii. bu anlattığınızdan daha da öte sizi daha doğrusu sizin adınıza ben bu yayında gerçekleştiren değerli Tarzalan gazetesi editörü Ahmet Kamalı'ya, siz organizatör size ve değerli başkanımız, bunlar dediğiniz gibi bir başka nesillere bu güzellikleri aktardığımız için de biz de bize başkanımıza biraz söz versek tabii ki, çünkü buyurun. Sayın Başkanım. Üçümüz bir araya geldiniz. Can dostum. Bir dakika. Çekiyor değil mi Ahmet? Çekiyor. Kadir Bey böyle çam ağacının altında böyle gölet manzaralı yer bulamazsın dostum. Bulamam. Nereden bulacağım? Ona göre tamam. Beldemizin kıymetini bil. Aynen. Her zaman bekliyoruz. Ha, sakın bırakma. Başkanım bir de gölü de. Yani. Evet. Tabii gölet de çok güzel. Evet. Yaş. Çevresinden ziyade gönülleri güzel. Aynen. Aynen. Bir de şöyle bir şey demek istiyorum ben bak. Buyurun. Yani işte bu binayı yaptık. Başka hizmetler falan yapıyoruz da. Bunların hepsi bir şekilde oluyor ama insan biriktirmek farklı bir şey. Hele hele böyle değerli insanları biriktirmek çok daha önemli. Yani insanın hayatına değerli insanlar girecek ve değerli insanları biriktireceksin. Gönül kırmak Kadir çok Beyler, basit ama gönül almak. Buraya gelen herkes, gönül köprü tabii her arkadaş bizim için çok değerli insanlar. Çok kıymetli. Evet, evet. Kimin ne mesleği, ne yaptığı önemli değil. Çok değerli insanlar. Böyle değerli insanların hayatımızda olduğu için çok teşekkür ederim Kadir Bey'e de. Buyurun Kadir Bey. Sayın Başkanım, can dostum, değerli basın mensupları. Artık burası bizim bir evimiz oldu. Yani Tarzalan, Çan bizim bir evimiz oldu. Dostluk köprüsü oluşturuldu. Bundan sonra artık gelecek nesil dediğim gibi bundan sonra bizim bu güzel etkinliklerimizi, bu güzel dostlukları her türlü devam ettirirlerse bizler de daha çok memnun olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bizim bir de bir konumuz daha var. Biraz da konuya espri katalım. Gerçekten aramızda çok profesyonel motorcu arkadaşlarımız var. Kendilerinin bunun eğitimini de alıyoruz. Farkındaysanız biz de kasksız, ekipmansız bilmiyoruz. Bu kadar eğitimli insanlar olmasına rağmen bizim kendi aramızda yaptığımız bir espri var. İşte kaç yıldır motora biniyorsun? Yeni tanıştık. 15 yıldır biniyoruz. Tarzalan'a geldin mi? Hayır. O zaman sen daha motorcu değilsin diye bizim Tarzalan'a gelmeyen arkadaşlarımızı tabiri caizse tabii şaka tarafından bakalım. Hacı olmadı. Evet. Hacı olmadı. Daha iyi motorcu olamadın şeklinde. Bizim burada yeni 3 arkadaşımız var. Bu sene ilk defa hacı olduğunu inandığımız. İnşallah onlar da alabilirsek Tarzalan, yayına. Bizim için Tarzalan gerçekten bu kadar kıymetli. Yüz binlerce kilometre yapan bu arkadaşlarımız Tarzalan gezisine katılmadığı için daha henüz bizim nazarımızda tam böyle motorcu olmadığı esprisi bizde oluyor. Evet. Sağ olsun bizi gönlünü açan. Yeni acılarımızdan buyurun emin şöyle alalım. Arkadaşınızsın. Biz röportajı alıyoruz. Böyle abi buyurun. Yeni acılarımızdan buyurun siz de gelin. Merhabalar. Şimdi az önce bir saniye. Bir saniye. Az önce şöyle gelin. Şimdi değerli organizatörümüz arkadaş diyor ki bu gruba diyor katılanların diyor hacı olabilmesi yani tavaf edilmesi yeni katılanlar diyor sizler için. Bizim, evet. Yani
terzi alanına gelmeyen, bu belediyeye gelmeyen, bu güzellikleri görmeyen diyor. Motorcu yıllarca motora binmiş olsa bile bizim nazarımızda tam motorcu değil. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir iki arkadaşımız daha var. Bunlar hacı olmanın bizim tabirimizde. Heyecanlı taşıma. Terzalan'ın havasını solumanın, bu güzel insanlarla tanışmanın artık motorculuğu kattığını, bir üst seviyeye taşıdığını burada artık ispatladık bunları. Evet. Bunlar ilk defa geliyor arkadaşlar. Onların da bir şeylerini alalım. Duygu, düşünceleri. İsminizi söyleyin. Serhat Güneş. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Bu kadar güzel bir doğada, bu kadar güzel insanların içinde, öncelikle belediye başkanımızla, bizi ağırlayan herkesten, yani hizmet eden herkesten çok teşekkür ederiz. Köy içinde olsun, jandarma ekiplerimizden olsun, hepsinden çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tekrar bekleriz. Her bize zaman, her zaman. Diğer arkadaşımıza da söz verelim. Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi veya da şey. İsmim Ahmet Denkleştirici. Memurum normalde. Tekirdağ Belediyesi'nde ben de görev alıyorum. Bu kısımdan geçiyoruz ama hiç uğramak nasip olmadı. Tabii ki Muammer abi sayesinde teşekkür ederiz yani. Bizi de acıladı. Allah razı olsun. İyi oldu. Tabii ki de manzara muhtemelen emekli hayatında buralar seçilebilecek noktalar arasında tekrardan girdi. Evet. Çünkü belirli noktalardan kaçmak istiyoruz. Havası, yeri, insanları, tabii ki başkanımız, hizmetten diğer arkadaşlarımız, hepsine gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel ağırladınız. En başından en sonuna kadar. Evet. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize gerçekten. Şimdi ben de bu güzellikleri bizleri yaşatan değerli başkanımıza, değerli organizasyon işlerini yürüten değerli hemşerim ve değerli yeni katılan katılımcılarımız ve bizlere bu yayını gerçekleştiren değerli Terzalan Gazetesi editörü Ahmet Kamalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben Ersen. Bir dahaki döneme buluşmak üzere, bay bay yapalım. İnşallah görüşürüz.